Babalarım, babam sensin vasiyetim. Anam sensin terim bükken kasiyetim. Senin dağsın benim mängi maktanışam. Senin kaygın benim kerem kasiyetim. Toprağında vardır bir kişiliği. Her insanın nasıl bir iklimi varsa, bir toprağı anlatmak değil mi ki, bir insanı anlatmaktır biraz da. 870 yılında Maverai Nehir'in Vesiç köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde aşkın ve cümle duyguların dili olan müziğe sığınan bir bozkır insanıydı o. Duyguların ezgiye dönüşürken oluşturduğu ahengi sevdi, ritmi, coşkuyu ve hüznü sevdi. İşte bu yüzden asıl uğraşı felsefe olmasına rağmen işitilir işitilmez kaybolan ve anısından başka bir şey kalmayan seslerle de uğraştı. Sadece 9-10 yılını doğduğu köyde geçirmişti. Bundan sonraki yaşamı Bağdat'tan Şam'a bütün ilim merkezlerini dolaşmakla, şehirden şehire göç etmekle geçecekti. Düşünceleriyle insanların ufkunu açarken, müziğiyle ruhları doyuran bu efsanevi isim, Ebu Nasır Mehmet bin Tarhan bin Uzlu el-Farabi'den başkası değildi. İlk tahsilini dini eğitim ve dil bilimleri konusunda almıştı. Daha sonra Samaniler devletinin hakimiyetinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan Farab'a gelerek fıkıh, hadis ve tefsir okudu. Burada bir süre kadılık yaptı ve ana dili olan Türkçenin yanı sıra Farsça, Arapça, Süryanice ve Latince'yi öğrendi. Dönem, Maverai Nehir'in Farab gibi en uzak köşelerindeki şehir ve kasabalarda dahi entelektüel bir uyanışa ve faaliyete sahnedir. İnsanlığın o güne kadar edinmiş olduğu bütün bilimsel ve felsefi birikim doğuya aktarılıyor. Sultanlar ve varlıklı insanlar kitap toplamak için uzun yolculuklara çıkıyorlar. Fethedilen ülkelerden cizye yerine kitap istiyor halifeler. Çarşılarda dini, felsefi, bilimsel tartışmalar yapılıyor. Bağdat ve Şam'ın görkemli rasathanelerinde ise astronomi çalışmaları. Medreseler yükseliyor bozkırın ortasında, kütüphaneler, şifahaneler ve ulu mabetler. Ve elbette doğuyu aydınlığa boğacak büyük üstadlar. Öyle bir meşaledir ki yanmaya başlayan her meraklı zihin bu ateşten kendine düşen payı alır. Ve her büyük deha bu ateşe kendi korunu bırakır. İşte İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olan Farab'da da bir genç adam kervanlara Aristo kitapları ısmarlıyordu. Kendisini Üstad-ı Sani, yani Aristo'dan sonraki ikinci üstad yapacak olan zihni hazırlığını yapıyordu çünkü. Orta çağlarda filozof olmak, tıpta dahil olmak üzere her şeyi bilen, bütün ilimleri kuşatan insan anlamına geliyordu. Bilimde ihtisaslaşma ve iş bölümünün olmadığı bu dönemlerde yetişen her alim, sanatın ve bilimin hemen her alanında bilgi ve fikir sahibiydi. Yani ansiklopedist.
Biruni aynı zamanda bir edebiyatçı, İbn-i Sina bir yer bilimci, Ömer Hayyam bir astronom ve matematikçiydi. Farabi ise sadece büyük bir felsefeci değil, aynı zamanda bir bestekar, icracı ve müzik kuramcısıydı. Çeşitli kaynaklar onun başta ud ve kanun olmak üzere bazı çalgılar çaldığı, bu çalgıları geliştirdiği, sesin ahengini matematik hesaplarla ölçtüğü, ud çalmada büyük mahareti olduğu konusunda birleşirler. Farabi'nin uduyla bir musiki meclisinde bulunanları önce güldürdüğü, ardından ağlattığı ve nihayet hepsini uyutarak çıkıp gittiği dilden dile anlatılır. Şark musikisinin bu ilk büyük üstadını, daha sonra İbn Sina, Safiyyiddin-i Urmevi ve Abdülkadir Meragi gibi büyük musiki üstadları takip edecektir. Kırk yaşına kadar ilim tahsil etmek amacıyla Taşkent, Semerkant, Buhara gibi şehirlere ve Horasan bölgesine seyahatler yapan Farabi, insanların en yüksek iyiyi elde etmek istiyorlarsa, hiç olmazsa şehir toplumu büyüklüğünde bir topluma ihtiyaçları olduğuna inanıyordu. İşte bu düşünceden hareketle doğmuş olduğu toprakları terk edip bir ışık kenti olan Bağdat'a doğru yola çıktığını görüyoruz. Başında Türk kalpağı ve üzerinde uzunca bir kaftan var. Ayağındaysa sivri uçlu Yemeniler. Çevirmenlere çevirdikleri kitapların ağırlığınca altın ödendiği, dönemin en parlak zekalarının buluştuğu Bağdat, ileride İslam felsefesinin kurucusu olacak bu garip giyimli yabancıya çok çabuk alıştı. Gerçi tercüme faaliyetinin bir ihtiras halinde sürdüğü 9. yüzyıl geride kalmıştı. Huzur ve barış dolu günler de öyle. Yine de Farabi bu şehirde 20 yılını geçirdi. Ebu Bekir bin Sarac'dan gramer dersleri aldı. Nasturi alimi Metta bin Yunus'tan ve Yuhanna bin Haylan'dansa mantık dersleri. Aynı zamanda Bağdat'ın muhteşem kütüphanesinde Aristo'nun o zamana kadar yapılmış bütün tercüme ve şerhlerini okudu. Bu okumalar sonucunda yazdığı şerhlerle İslam dünyasında Aristo'yu en iyi anlayan ve Aristo mantığını en iyi yorumlayan düşünür olarak şöhret buldu. Öyle ki Farabi'den 30 yıl sonra doğan İbn Sina tam 40 kez okuyup da bir türlü anlamadığı Aristo metafiziğinin anahtarını Farabi'nin bir eserinde bulmuştur. Siyaset ve felsefe üzerine yazıları, müzikle ilgili teorik görüşleri o günün dünyası için çok yeni ve belki de bu yüzden anlaşılması güçtü. Orijinal fikirleri ilme ve müziğe olan vukufuyla muhakkak ki itibar gördü. Ama felsefede açtığı çığır hakkıyla anlaşılmadı. Onun entelektüel yalnızlığını gideren ve düşüncelerini gerçek anlamda anlayan ilk kişi İbn Sina oldu. Farabi, El-Kindi'nin başlattığı meşai akımına kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve ahiret akidesinin yanı sıra Eflatun ve yeni Eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak eklektik bir sistem kurmuştu. Akılcı bir felsefe olan meşailik, kelime olarak Aristo'nun izinden gidenlere verilen isimdi. Bu sözcük, derslerini gezinerek veren Aristoteles'in okulu, Peripatos'un Arapçadaki karşılığıydı. Bugün bu felsefi akımın en önemli üç temsilcisi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'dür. Müzik
bütün ilim dallarına vakıf olan Farabi, tek bir felsefe mektebi olduğuna inanıyordu. O da hakikat mektebiydi. Doğru bir şekilde anlaşılan dinle felsefe arasında bir çatışma olamayacağı düşüncesinden hareket ederek, dinin ve felsefenin hakikatini uzlaştırmaya çalıştı. Çağının en acil entelektüel ihtiyaçlarından biri buydu çünkü. Müslümanlara dini inançlarından uzaklaşmaksızın ilim ve felsefe yapmanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalıştı. Onun bu çabası hem İslam düşüncesini hem de kendisinden sonra gelen filozofları derinden etkiledi. Farabi, Bağdat'ta insanları huzur ve mutluluk içinde yaşatacak bir devlet düzeni ve böyle bir düzeni sağlayacak faziletli devlet adamlarına duyduğu özlemle Medine-tül Fazıla'yı yazmaya başladı. Bu eserinde toplumsal hayat için bir örnek ve mükemmel bir şehir tasvir eder. Ve Eflatun'un devletinden esinlenerek kendi ütopyasını kurar. Bu eserde iyi insanın kötü toplumda bir yabancı, bir garip olduğunu söyleyen Farabi şu satırları düşüyordu. Böyle bir insan eğer yaşadığı süre içinde bir yerde mükemmel devlet gerçekleşiyorsa, içinde yaşadığı toplumu terk etmeli, ait olduğu yere gidip oraya yerleşmelidir. Özlemlerine, ideallerine en uygun yer gibi görünen Bağdat'ta ne tür hayal kırıklıkları ve huzursuzluklar yaşadığı hakkında bilgimiz yok. Ancak dönemin Bağdat'ında siyaset ve mezhep kavgalarının olduğu, İslam dünyasında üç ayrı halifenin hüküm sürdüğü, bağnazların felsefeye ve özgür düşünceye yaptıkları hücumlar düşünülecek olursa, böylesine büyük bir zekanın kalabalıklar içinde nasıl büyük bir yalnızlık duyduğunu kestirmek zor değildir. Bağdat karışıktır. Bağdat huzursuzdur. Farabi de öyle. Geldi Bağdat'ın kıyısına, çöktü ağaçı. Ağlasın gayrı ağlayanlar, dehrin dağıttığı dağra. Nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar. Küle döndü sokaklarında güzeller, gül bakışlar. Yine de ümit var, gün dönecek yine de. Gelecek saadet saati, rahmet inecek izbelere. Saklıyor gamını şimdi umutlu yabancı. Bağdat bir koca karı,